Sevgili TV8 izleyicileri, 8'de sağlıkta bugün yine bayanları yakından ilgilendiren, özellikle bayanları yakından ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Konunun uzmanı, medikal estetik hekimi, uzman doktor Gülden Sinem Çelik. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyi, sizden nasılsınız? Ben deyim, teşekkürler. Hocam dudak dolgusu. Evet, bugün dudak dolgusu konuşacağız. Aslında benim uygulamayı en sevdiğim işlemlerden bir tanesi. Aynı zamanda anlatmayı, hastaya ya da seyircilere anlatmayı en sevdiğim işlemlerden bir tanesi. Şimdi öncelikle soralım, dudak dolgusu kimlere yapılır? Aslında dudak dolgusu kadın ya da erkek cinsiyeti fark etmeksizin her iki cinsiyete de yapılabilir. Önceleri sadece kadınlara yapılırken artık erkeklere de uygulanabilen bir yöntem haline gelmeye başladı. Yaş sınırı koymak gerekirse 18 yaşından itibaren, çünkü 18 yaş bir reşitlik sınırıdır. Evet. Aile izni olmadan yapmayız. 18 yaş altı hastalar gelip bizden talep ederlerse aile izniyle yine yapabiliriz. Ama aslında 18 yaşından itibaren başlayıp ileriye dönük 60, 70, 80 kişi kendini hangi yaşta nasıl görmek istiyorsa sınır koymadan bütün hastalara uygulayabileceğimiz bir işlemdir. Çok güzel. Peki hocam, madem dudak dolgusundan bahsediyoruz, doğru oranda dudak dolgusu nasıl olmalıdır? Aslında bunun hani belirlenmiş bir şeyi var, hani oranı var. O da alt dudakla üst dudağın birbiriyle olan oranıdır. Aslında alt dudakla üst dudağın oranını söylerken hep duymuşuzdur, hani ördek dudak şeklinde dudaklar oluşup hastalar biraz daha dudak yaptırmaktan korkarlar. Bu ördek dudak oluşturmamak için bizim belirlediğimiz oran 1'e 1.6 ya da hatta o oran biraz daha değiştirilip 1'e 2'ye kadar kaydırılmıştır. Ancak burada hani oranı tam böyle net sınırlarla ve çizgilerle belirlemektense, hasta vardır işte, hastalık yoktur terimimiz vardır bizim tıpta. Aynı şekilde dudak da ilgili de dudak şekli yoktur. Hastanın yüzü vardır. Hastanın yüzü aslında hangi dudak şekline, hangi dudak şeklini kaldırıyorsa o dudak şeklini yapıp orantıları da ona göre belirlemek her zaman daha iyi olur. Kişiye göre bir uygulama yapmak gerekiyor. Evet. Ya şimdi mesela bazı hastalarımız geliyor, hani ellerinde fotoğrafla ben bu hastanın işte dudağını istiyorum, bu kişinin dudağını istiyorum şeklinde. O bazen gerçekçi olmayabiliyor çünkü bizim kendi dudağımızın bir çevresi, bir yapısı var. Dudak çok güzel gözükse bile o mesela yuvarlak bir dudağa işte ince bir yüz uyguladığımızda hoş durmayabiliyor. Kişinin yüz orantılarına göre işte burun, çene mesafesine göre dudak biçimini hekimle beraber, hastanın beraber konuşup ortaklaşa aldığı kararla ilerleyerek yapmak gerekiyor. En güzel şey o zaman çıkıyor. Peki hocam, hasta dudak dolgusu yaptıracak. Ondan önce nelere dikkat etmesi lazım? Hastanın dikkat etmesinden ziyade aslında burada hekimin sorgulaması gereken şeyler var. Hasta bize muayeneye geldi, dudak dolgusu yapmaya karar verdik. Hastaya o arada kısa bir şey soruyoruz. Bilinen bir hastalığınız var mı? Kullandığınız düzenli bir ilaç var mı? Bunun için soruyoruz. Eğer düzenli bir kan sulandırıcı kullanma öyküsü varsa, bu iğnere dediğimiz değeri daha yükselten, yani kanama bozukluğu yapabilecek bir ilaç kullanıyorsa ya da altta yatan bir kanama hastalığı varsa ya da işte aktif uçuk virüsü varsa o esnada ya da işte enjeksiyon yapacağımız yerde aktif yüre enfeksiyonu varsa hastaya o esnada dudak dolgusu yapmaktan vazgeçebiliyoruz. Bu şekilde yönlendirebiliyoruz hastalarımızı. Peki hocam, işlem ne kadar sürüyor ortalama? İşlem şöyle, yine rutin hani medikal estetik uygulamalarımızdaki gibi hasta geldiğinde önce bir temizleriz. Cilt temizliğini, dudak temizliğini yaparız. Arkasından lokal anestezik kremini uygularız. Ortalama 20 dakika kadar bekledikten sonra dudak uyuşur. Uyuştuktan sonra hastayı işlem odasına alıp ortalama 15-20 dakikada bitiririz. Totalde 1 saat kadar klinikte zaman geçirmesi gerekir. Kişinin aslında 1 saat ayırması bu işlem için yeterli olur. Aynen. Çok güzel. Şimdi hastanın işlemi bitti. Bittikten sonra aslında nereye dikkat edecek? Normalde ne zaman dönecek? Dudak dolgusu yapıldı, bitti. Ondan sonra aslında nereye dikkat edecek hocam? Bir de yani normal rutin hayatına ne zaman dönecek? Günlük yaşamı hemen dönebilir. İşlemi yaptırdı. Bir öğle arasındaydı. Geldi ve işlemini yaptırdı. Hemen dönebilir aslında. Çünkü büyük bir cerrahi işlem ya da invaziv dediğimiz bir işlem değil. İşlem sonrasında evet 1-2 gün kadar bir ödeme olabiliyor hastanın. Özellikle sabah kalktıktan sonra ertesi gün. Ama bu normal hayattan kısıtlayacak ya da hastanın işte normal hayata çıkmasını engelleyecek bir ödeme olmuyor. Özellikle seçtiğimiz dolgunun tipine göre de tabii ki bu değişebiliyor. Hasta normal günlük hayatına dönebilir ama işlem sonrası dikkat etmesi gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi işlem sonrası ödemi daha az olsun ve ağrısı daha az olsun diye buz uygulaması klinikte direkt zaten hastaya işlem sonrası yaptırıp uygularız.
Daha sonra eve gittikten sonra da 1 saat içerisinde 15 dakika şeklinde eğer buz uygulaması yaparsa hastanın işlemi sonrası daha konforlu geçer. Dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi de işlem sonrası ilk gün çok fazla sıcak uygulama yapmamak. Çünkü hyaluronik asit veriyoruz aslında dudağa. Evet. Hani onun etkinliğini azaltabiliyoruz. Sıcak uygulama yapmaması gerekir hastanın. Sonra dudak şeklini bozacak hareketlerde bulunmaması gerekir hastanın. Sigara içmek bir de buna şey gibi, aslında. Evet. Hani çok bastırarak aynı bölgeden sürekli sigara içmesini istemeyiz hastanın. Onun dışında eğer uçuk virüsü varsa, yatkınlığı varsa yani çıkartıyorsa, arada bir olsa bile hastayı klinikten yolcularken uçuk ilaçlarını kullanması gerektiğini söyleyerek yolcularız ki hastada yeniden uçuk virüsü tekrarlamasın dolgu sonrası. Evet. Peki hocam, dudak dolgusu zararlı mıdır? Çok fazla sorulan soru. Aslında bu zararlı mıdır sorusu. Şundan şöyle cevap verelim. Kullanılan malzemeye göre ve ekibe göre zararlı olup olmadığını belirleyebiliriz. Biz normalde dudağa ne veriyoruz? Hyaluronik asit. Evet. Yani vücudumuzun aslında hani kendi içerisinde bulunan bir maddeyi veriyoruz. Eğer verdiğimiz hyaluronik asit safsa, içerisindeki o çapraz bağ oluştururken yapılan hani bileşenler vücuda zarar veren bir bileşenler değilse, yani seçilen dolgu güzel bir dolgu ve kaliteli bir dolguysa ve yapan ekip hekimse eğer zararlı bir işlem değildir kesinlikle. Evet. Peki hocam, yani bu işlemi yaparken nörolojik bir hasar oluşur mu? Sizin dudakta his kaybı falan? His kaybı şöyle oluşmaz. Evet, bu da soruluyor. Evet, çünkü hani oraya yapay yabancı bir şey geliyor. Evet, acaba ben bunu sürekli hissedecek miyim sorusu geliyor mesela. Dolgu uygulamasını yaptıktan sonra 2-3 gün bir ödem oluyor demiştik aslında. Dolgunun bir hani dudak dolgununun bir yolcusu vardır. Ondan bahsedeyim isterseniz. İşlemi yaparız, klinikten hastaya yolcularız. 2-3 gün bir ödemli olur. Hani bunu da hastaya çıkmadan önce ve işleme başlamadan önce aslında belirtiriz. 2-3 gün kadar ödeminiz olacak. Bu sizi tedirgin etmesin çünkü bu inecek bir ödem. 3. 4. günden sonra artık ödem inmeye başlayıp dudakta böyle hafif hafif bazı hastalarda topçuklar ya da işte hafif hafif yine şişlikler olabiliyor. Bu da geçecek bir şey. Daha sonrasında da ödem tamamen inip 1. haftadan sonra gerçek şeklini dudak bulacaktır. Oturuyor. Burada his kaybı dediğimiz süreç, hastaların tedirgin olduğu süreç, eğer çok fazla bazı hastalarda şişlik olduğunda oranın ödemine bağlı, gerginliğine bağlı bir miktar böyle acaba dudağımı hissetmiyorum algısı oluşabiliyor. O 2-3 gün içerisinde kendiliğinden geçiyor. His şey kaybı oluşturmuyor. Yani nörolojik bir his kaybı yok kesinlikle. Evet. Evet hocam. Peki hocam, çok fazla duyuyoruz. Yaptırdım 3 ay sonra hiçbir şey kalmadı veya 6 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Esasen dudak dolgusunun kalıcılık süresi nedir? Şimdi kişinin kendi vücudunda olan hyaluronik asiti parçalayan bir enzim var. Hyaluronidaz. Bunun çalışmasının yoğunluğuna bağlı olarak aslında bu değişiyor. Evet. Yaptığımız dolgunun içerisindeki çapraz bağının güçlülüğüne bağlı ve hyaluronik asitinin güçlülüğüne bağlı 8 ile aslında 12 ay arasında gider dolgular. 3 ay, 6 ayda erimez. Ama hastalarımızda bazen şöyle bir algı da olabiliyor. İlk yaptığımızdaki ödem azaldığında sanki dolgunun geçmiş olduğunu hissediyorlar ama aslında ilk baştaki bir ödemdi. O ödem geçtikten sonra 15. gündeki dudak şekli aslında bizim 15. gündeki oluşan dudak şekli 8 ay boyunca koruyacağımız dudak şekli. Evet. Ortalama 8 ile 12 ay. Hocam peki dudak kontürünü nasıl oluşturuyorsun, nasıl yapılıyor? Evet, dudak kontürü aslında kontürü olmayan hastalarda yapmamız gereken bir işlem. Dudağı yukarı doğru kıvırdıktan sonra iç taraftan. Kontürü olmayan hastamız varsa eğer o kontürü oluşturmamız gerekiyor. Bu kontürü de elimizde dolguyu yaparken dudağına yaptığımız dolguyu aynı şekilde kontüre vererek de oluşturabiliyoruz. Ya da bir başka yöntem, ben çok severim, klinikte de uygularım. PDO dan oluşan örümcek ağı duymuşuzdur. Cilde attığımız örümcek ağları. Bu örümcek ağları da dudak kontürüne yerleştirip kalemle çizilmiş gibi bir dudak kontürü oluşturabiliyoruz. Çok da severim. Güzel de durur. Evet. Evet. Peki çizici hocam. Tabii. Evet. Kontürlü olunca, daha belirgin olunca daha da genç bir görüntü sağlamış oluyor aynı zamanda. Peki hocam, dudak vitamini uygulaması nedir? Şimdi dudak vitamini uygulaması daha çok aslında hani son süreçte böyle popüler olan ve daha çok böyle gençlerin ya da böyle işte doğallığını kaybetmek istemeyip ama dudağa bir parça volümlenmek isteyen hastaların tercih ettiği bir şey. Bu arada dudak dolgusu, hani vitamine gelmeden önce dudak dolgusuna bir şey eklemek isterim. Dudak dolgusu aslında oranında ve güzel yapılırsa, az miktarda yapılırsa doğallığı hiçbir zaman bozmaz. Evet.
Ki bizim buradaki tercihimiz hastayı yönlendirirken doğallığa yakın bir şekilde dudak dolgusu yapmak. Kocaman kocaman büyük dudaklar değil de daha böyle kendisini mesela 35 yaşında bir hasta. 5 sene önceki dudağı bir parça daha böyle dolgundur. O bir 5 seneki önceki haline çevirmektir. Ya da çok ince dudaklı bir hastaysa ilk önce ona 1 milim kadar bir dolgu uygulayıp bir miktar yine büyütüp kişinin kendi yüzüne uygun dudak şeklini kafasına canlandırana kadar ve aslında alışana kadar yavaş yavaş yaptığımız dolgu uygulamaları da yapmak gerekir dudağa. Evet. Bu noktada işte dudak dolgusundan korkan hastalarımız olursa da dudak vitaminine yönlendirebiliyoruz. Dudak vitamini de içerisinde yine hyaluronik asit barındırır ama dolgudaki gibi çapraz bağ güçlü olmadığı için bu daha çabuk dağılan, dudağa nem veren bir üründür. Aynı zamanda içerisinde amino asitler, vitaminler bulunduğu için dudağın renklenmesini sağlar, dudağın ince kırışıklıklarını açar. Kış aylarında özellikle çok fazla çatlakları olan kuru dudaklar varsa bunların tedavisinde yardımcı olur bize. Ama dudak vitamini mezoterapi yöntemiyle yapıldığı için dolgu gibi 8 ayda bir kere yapılmak veya 12 ayda bir kere yapılmak şeklinde değil, dolgu gibi değil, 3 haftada bir mezoterapi yöntemi olduğu için dudak vitamini yapmak gerekir. 3 haftada bir yaptığımız dudak vitamininin kalıcılığı ne kadar oluyor hocam? Onun kalıcılığı da yine 1 yıl kadar olur. Ortalama 3 haftada bir 3 seans yaptıktan sonra 1 yıl bizi korur. Evet, çok güzel. Hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık sizin de. Sevgili Sekte Sağlık izleyicileri, bugün konuğumuz Medikal Estetik Hekimi, uzman doktor Gülden Sinem Çelik'ti. Kendisi bize dudak dolgusuyla ilgili bilgiler verdi. Verdiği bilgilerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Bizden ayrılmayın.